basına da çıktı, yansıyor da. Komutanları yapmayın dedi, ona rağmen yaptılar. Yazı ben olayı anlatayım yapmayın o zaman baştan. Evet, evet. Yani aslında olayı bir anlamamız lazım. Lütfen. Şimdi öncelikle Teğmenler 13 Ağustos itibariyle tören programına başlıyorlar, tören provalarına başlıyorlar. Her gün tören provası yapılır Harbokulu'nda o son 15 gün. 13 Ağustos itibariyle bu provalar başlıyor. Provalar başlayınca deniyor ki yönerge gereği, yönerge 2023'te değişmiş, yönerge gereği dönem birincisi subaylık yeminini okuyup siz de tekrar etmeyeceksiniz. Ne olacak? Askerlik yeminini edeceksiniz. Şimdi askerlik yemini Hizmet Kanunu'nda düzenlenmiş bir yemindir ve erden başlayarak her kademede askerliğe dahil olanlar bu yemini askerliğe başlarken ederler. Harp okulu öğrencileri de harp okuluna girdikleri zaman zaten bu yemini etmişler. Dolayısıyla ikinci kez bir yemin etmeyi sanki önceki yeminimizi tutmayacak, biz bir kere ettik, ikinci kez niye ediyoruz gibi eleştirmişler ve demişler ki biz 2022 yılına kadar törende edile gelen subaylık yeminini edelim demişler. Bunu amirlerine hem yazılı hem de sözlü olarak hem Ebru Teğmen hem İzzet Teğmen, birisi öğrenci kıdemlisi olması hasebiyle, diğeri de birinci olması, dönem birincisi olması itibariyle amirlerine iletmişler. Amirleri, tabii onlar ilk derece amirleri yoluyla iletiyorlar, bölük ve tabur komutanları. Yani bu yönergede yazıyor, bu konuda biz yetkili değiliz diyerek rektörlüğe kadar aslında bu durumu öncesinde sıralı amirleri öğrenmişler bu taleplerini çocuklar. Ve 20 Ağustos günü yapılan provada ses yayından tabur komutanları bu talebin kabul edilmediğini, dolayısıyla tören içerisinde subaylık yemini yapılmayacağını söylemiş. Tören programı içerisinde sadece askerlik yemini yapılacak, subaylık yemini yapılmayacak diye ses yayından anons etmiş. Şimdi anlamışlar ki çocuklar artık törende bu yemin edemeyecekler. Artık ısrarı belli oranda kesmişler, ısrar etmemişler. Ancak yine harp okulunda bizim harp okulunda her sene törenden bir gün önce, yani 30 Ağustos'tan bir gün önce gelenekselleşen bir kutlama vardır. O kutlama tören alanında değil de öğrenci taburunun olduğu yerde ya da işte içtima alanında yapılır. Yine orada 29'unda kutlama yapılmış, marşlar söylenmiş, türküler söylenmiş, halaylar çekilmiş. Böyle bir kutlamadır o. Orada dönem ikincisi olan Harbiyeli, o zaman daha Harbiyeli, Teğmen değil, bir gün önce çünkü. Dönem ikincisi olan Harbiyeli, bütün komutanlarının da bulunduğu o kutlama esnasında bu subaylık yeminini ortaya çıkarak bütün tabura yaptırmış. Zaten bunda da bir şey yok. Bunu kabul de ediyorlar. Diyorlar ki bizim müvekkillerimizin savunmalarını istedikleri yazıda geleneksel kutlama esnasında bu yapıldı diyorlar. Geleneksel. Onlar da biliyor. Geleneksel bir kutlama. Şimdi Ebru Teğmen de dönem birincisi olduğu için aslında bu geleneksel yapılan işin dönem birincisi tarafından yaptırılması gerekir. Gelenekselse. Yani hep ki dönem birincisi okur, diğerleri de tekrar eder. Ebru Teğmen de İzzet Teğmen'e diyor ki ben yapmam gerekirdi bu yemini, benim okumam gerekirdi. Arkadaşların da bunu tekrar etmesi gerekirdi. O da çok spontan bir şekilde WhatsApp grubuna, öğrencilerin bir WhatsApp grubu var, oraya diyor ki tamam bunu yarın törenden sonra yaparsın. Şimdi bu kadar. Ve bu planlama organizasyon falan kabul ediliyor. Teğmenlere verilen emir törende bu subaylık yemin edilmeyecekti. Zaten bu emre tamamen itaat etmişler. Törende subaylık yemin edilmemiş. Orada bir sorun yok. Hiçbir sorun yok. Belki de Mustafa Bey geçen yıl da aynı şey yapıldığı için. Tabii geçen yıl da yapılmış. O mesajda da yani bunu yapmakta da bir beis görmemiş. Yani zaten bu yaşandı çünkü. Bakın savunma istem yazılarında şunu söylüyor. O görüntülerde de var. Savunma istem yazılarında da diyor ki törenden sonra geleneksel olarak kılıç çatmaya geçildiğinde, bak geleneksel olarak kılıç çatmaya geçildiğinde bunu kabul ediyor bu okulu. Bu geleneksel bir şey.
subaylık yemin ettiniz. Bu dolayısıyla size verilen emre itaatsizlik ettiğiniz, disiplinsizlik yaptığınız sebebiyle savunmanızı veriniz diye teğmenlere verilen savunma istemyesinde bu yazıyor. Şimdi bu noktada bölmek istemiyorum ama şimdi tartışılan kısmı kamuoyunda. Mustafa Kemal'in askerleri dediniz. Geleceğim oraya. Milli Savunma Bakanı diyor ki yok, onunla ilgili bir şey yok diyor. Kılıçları kaldırdınız. Siz bu kılıçları kime kaldırdınız diyor. Siz söylüyorsunuz, diyorsunuz ki bu geleneksel, bunu da kabul ediyor. Bunda da bir şey yok. Kendi resmi savunmalarında bu geleneksel evet, diyor. Bunda da bir şey yok. Siz subaylık yeminini sonuçta buraya kaldı. Şimdi yani. Şöyle, teğmenler yemin töreni içerisinde, program içerisinde subaylık yemin etmeyeceklerine dair verilen emre tamamen itaat ediyorlar. Ama tören bittikten sonra geleneksel olarak bir kılıç çatma olayı vardır. Görüntülerinizde de vardır belki. Arkadaşlar biraz önce vermişlerdi. Yine rica edelim. Kılıç çatılır. Bu kılıç çatma töreni de şöyle olur. Tören değildir aslında. Bu kılıç çatma olayı da şöyle olur. Tören bitince stadyumda yapılır tören. Tören bitince stadyumun bir kapısından yürüyüşle çıkılır. Resmi tören geçidiyle çıkılır. Paravanla kapatılmış olan bir yol vardır. O yol kenarında beklenir. Ne zaman ki protokol sahadan ayrılır, stattan, o zaman öğrenciler içeriye alınır. Yani teğmenler içeriye alınır. Onlar da toplanır ve kılıç çatarlar. Bu bir gelenek. Zaten öğrencilerin de bu esnada başında hala komutanları vardır. Onlar alırlar içeriye bu arkadaşları. Bu olayda da öyle olmuş. Tören komutanı buyurun kılıç çatmaya demiş. Orada da bir suç yok. Onun da bir suçu yok. Bu bir gelenek çünkü. Şimdi o geleneği yerine getirirken Ebru Teğmen kürsüye doğru gidiyor. Ses yayından anons yapacak. Onların gördüğü şey şu. Cumhurbaşkanı yok. Protokol ayrılmış. Tamam. İçeriye girdiler. Ve kılıç çatmayı yapacaklar. O esnada Cumhurbaşkanımız aslında harp okulunu terk etmemiş. Stadın öbür tarafında henüz aracına binip gitmemiş. Onlar gitti biliyorlar. Basın da ayrıldı biliyorlar. Cumhurbaşkanı ile beraber. Çünkü onlar stada alındığında genelde böyle oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Karabağ'dan gelen gazileri görüyor. Onlarla konuştuğu için ayrılması biraz uzuyor. Bu esnada öğrenciler içeriye alınıyor kılıç çatmak üzere. Ebru Teğmen anons yapmak üzere işte toplanın sahada diye mikrofona gidiyor. O esnada kendiliğinden Ebru'nun böyle bir talebi yok, böyle bir şey de yok. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye teğmenler kendiliğinden kılıç çatarken yüksek sesle aykırıyorlar. Arkasından da Ebru mikrofondan iniyor, geliyor o grubun yanına ve orada subaylık yeminini ediyor. Öğrencilerle, teğmenler de bunu tekrarlıyorlar. Ebru Teğmen'in ettiği yemini tekrarlıyorlar. Şimdi burada bu işi de basına aksettirmek falan gibi bir gayeleri var. Hatta basın ayrıldı zannediyorlar. Ama bu sesler dışarıdan Cumhurbaşkanı'nı uğurlamaya çıkan basın tarafından duyulunca içeriye giriyor basın. Ve işte biraz önce Serdar Üstadımın söylediği gibi olay basına yansıyınca sorun çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Önce bir kısım basın organlarında bunun işte kime kılıç çektiler. Tabii. Şeklinde oldu. Aslında kimseye kılıç çekmeden her sene o kılıç çatma olayını zaten yapıyorlardı. Zaten yapılıyordu. O yapılıyordu. Kimseye kılıç falan çekmediler. Mustafa Kemal'in askerliğiz dediler. Yani ne demek istediler? Şimdi zaten bizce rahatsız olduğunu hissettiğimiz olay bu. Yani her ne kadar deseler de ki efendim bizim Mustafa Kemal'in askerleri sözüyle bir sıkıntımız yok deseler de yani o bizim aklımızı alay etmek olur, kusura bakmasın. Peki burada şey soracağım. 2023'te o basına yansımayan aynası yapıldı dediniz. Evet. Orada da Mustafa Kemal askeri sloganı atıldı mı? Atılmış ya ben o kadar detayını bilemiyorum ama yani sonuçta size şunu söyleyebilirim. Anayasamızın ikinci maddesi, başlangıç bölümü, 42. maddesi, eğitim öğretimin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ana esaslarının hep Atatürkçü temellere dayanması gerektiğini söyler. Yine Harp Okulu Kanunu 3. maddesi harp okullarını tanımlarken Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda
subay yetiştiren kurumdur diye tanımlar. Yani bu zaten harp okulundan çıkan bir teğmenin Atatürkçü olması kanun gereğidir. Aklın ve vicdanın gereği olduğu gibi kanunun da gereğidir. Zaten Milli Savunma Bakanlığı da yani bunda bir rahatsızlık olmadığını ben söylemek durumunda kaldı. Ben Milli Savunma Bakanlığı'nın bir sorunu olduğunu sanmıyorum. Ama dışarıdan gelen tepkiler nedeniyle maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri'ne işte siyaset bu yolla giriyor. Tabii. Yani dışarıdan gelen tepkiler nedeniyle Milli Savunma Bakanı biraz önce Serdar Üstad'ım söyledi. Başlangıçta bir soruşturma olmadığına dair açıklama yaptı. Evet. Ama yani madem bu soruşturma yapılacaktı niye bu kadar sessiz kalındı? Arkasından bazı siyasiler de açıklama yapınca Milli Savunma Bakanlığı kendisini bu soruşturmayı yapmaya zorunlu hissetti. Taraf olmak zorunda evet, kaldı. Hissetti. Evet. Maalesef bir manipülasyon şimdi, var. Evet. Görüyoruz deniyor ki Mustafa Kemal'in askeri olunmaz. Hayır efendim kanunen Mustafa Kemal'in askeri olunmak durumundadır zaten. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Oradan rahatsızlıkları bu basında bu biraz önce yine Serdar Üstad'ımın söylediği bir kısım iltisaklı kişilerin karın ağrısı da bu. Evet. Peki ben Serdar Bey'e bir şey sormak istiyorum. Hatta iki soru soracağım ardı ardına. Birincisi Serdar Bey az önce anlattınız o disiplin sürecini.